Pazarcılar, tezgahtarlar, çağrı merkezi çalışanları, öğretmenler ve hatta bizler hayatımızı konuşarak kazanıyoruz. Peki ses tellerimiz bu durumdan nasıl etkileniyor? Sesimizi korumak ve ses kısıklığı yaşamamak için neler yapmalıyız? İşte yanıtlar. Nazik kalbimde bir yaradır. Sesini çok aşırı kullanıyorsa ya da sesini yanlış kullanıyorsa ses tellerini olumsuz yönde etkileyebilir. Simasın yollarıma dört tane çay. Esnaf, din görevlisi, avukat, bankacı, yani işini konuşarak yapan meslek gruplarının en büyük kabusu ses kısıklığı. Tabii ki sesim önemli. Sesim olmazsa standta nasıl konuşacağım zaten? Mesela yüksek sesle konuştuğum zaman kısılıyor, evet. Bugün 16 Nisan Dünya Ses Günü. Padişahlar katlime ferman eylese. Profesyoneller sesini nasıl kullanacağını biliyor ama diğer meslek grupları bundan habersiz. Pazarcılar, tezgahtarlar, sokak satıcıları, çağrı merkezi çalışanları hatta öğretmenler için de ses sağlığı oldukça önemli. Çünkü onlar hayatlarını konuşarak kazanıyorlar. Al taze gevrek, çıtır simitler burada, simitler burada, buyurun. Bağırarak konuşmak, reflü ve faranjit nedeniyle sık sık boğaz temizlemek sesin en büyük düşmanı. Böyle bir durumda su içmesi öneriliyor kişiye. Faranjitim var, ses tellerim çok olumsuz etkilendi. Yapıyorum. Boğaz temizleme hareketi yerine yutkunmak çok fizyolojik ve çok sağlıklı bir harekettir. Aşırı alkol, sigara, kahve, çay ve bitki çayı tüketimi de ses hijyenini bozuyor. Ders anlatıyorum, danışmanlık veriyorum. Muhtemelen saatlerce konuşuyorsunuz. Sesiniz kısılıyor mu? Kısılıyor bazen. Öğretmenler profesyonel ses. Ömürleri seslerini kullanarak geçiyor. Günde 8 saat ders veren öğretmenlerimiz var. İmamlar, müezzinler, din görevlileri profesyonel ses. Sesin aşırı ya da yanlış kullanımı ses teli nodülüne sebep oluyor. Ses kısıklığı ile belirti veriyor. Tedavi edilmezse kansere bile yol açabiliyor. Sesle ilgili hastalarımıza birinci önerimiz hep 2 haftadan daha uzun süren ses kısıklıklarında mutlaka bir hekime başvurmaları gerekliliğidir.